bir ateistin itirafıyla ilgili şu anda bir müzakere, müsaade yapalım dedik. Ben diyorum ki inançlı olmak gerçekten iyi bir şey aslında. Hani hep diyorlar ya ateist olmak hep kolayına kaçıyorsunuz. Aslında ateist olmak çok zor. Üzüldüğünüzde dayanacağınız hiçbir şey yok. Umut etmek istediğinizde ya bana bunu ver diyeceğiniz bir şey de yok. Bu bundan oldu ya, hayırlısı buymuş diyeceğiniz bir şey de yok. Dünya kadar hakikat onun içerisinden çıkar. Ya şimdi mesela dayanacak bir şey olmadığını söylüyor. Yani ateist olmak kolay gözüküyor ama dayanacağınız bir şey, bir merci yok. Hanımefendi bir ömrü boyunca o kadar çok şeye üzülmüş ki aslında onu bize itiraf ediyor. Ama diyor ki bakın bunun için inançlı olmak gerçekten güzel. Fakir bir insan bunları dese dersin ya adam çok fakir, zor duruma düşmüş, cahil dersin ama bu öyle de birisi. Geçen hafta yayınladığımız bir ateistin itirafıyla ilgili şu anda bir müzakere, müsaade yapalım dedik. Şimdi bu geçen hafta bu manada beyanat veren kadın 5 milyon takipçili bir hesaptaydı. Ve burada 2,5 milyon izlenmiş olan bir video bu. Yaklaşık 1 saat sürmüş ve 1 saatin içerisinde biz herhalde kaçta? 40 saniyelik bir kesit, onu ifade edelim. Peki bu kadın kim? Bunu bilmek çok önemli. Türkiye Ateizm Derneği'nin kurucusu bu kadın. Aynı zamanda uzun yıllarda bu derneğin yöneticiliğini yapmış bir kadın bu. O programda ben çok dikkatimi çekti. Programda aslında hiçbir münasebet yokken, hiç bununla ilgili bir soru sorulmazken birden bu itirafı yapıyor. Benim çok dikkatimi çekti. Dedim ki bu itiraf muazzam bir itiraf. Yani akıl tatili eşkal etse de vicdan susmaz, vicdan hakikatleri sürekli haykırır diye. Onun için burada bu manayı beraber müzakere edelim diye arzu ettim. İsterseniz şeyi açalım abi. Bu sesi bir açalım. Yani bu ateist hanımefendi bu manada nasıl bir itirafta bulunmuş? Önce bir dinleyelim. Bazen diyorum ki inançlı olmak gerçekten iyi bir şey aslında. Hani hep diyorlar ya ateist olmak hep kolayına kaçıyorsunuz. Aslında ateist olmak çok zor. Üzüldüğünüzde dayanacağınız hiçbir şey yok. Umut etmek istediğinizde ya bana bunu ver diyeceğiniz bir şey de yok. Bu bundan oldu ya, hayırlısı buymuş diyeceğiniz bir şey de yok. Veya ya bak bunu yaptı ama öbür dünyada bunu çekecek de diyemiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ya yaptı yanına kalacak yani, lanet olsun. Çünkü adam onunla birlikte ya da kadın ya da her kimse onunla birlikte ölecek ve gidecek, toprak olacak. Bu çok zor bir şey. Yani bunu kabul etmek, delirmemek imkansız gibi yani. Vallahi muazzam bir itiraf yani. Bunu aslında cümle cümle tek tek üzerinde durmak lazım ama orada bir itiraf var. Kadının vicdanından, kalbinden gelen muazzam bir itiraf var. Şu, yani kadına böyle bir soru sorulmuyor. İşin garip tarafı o. Yani birisi der ki ya sen niçin ateistin, işin kolayına mı kaçıyorsun? Yok. Karşıdaki arkadaşın da böyle bir suali de yok. Ben tabiri yerindeyse şöyle diyor. Ben bir şey itiraf edeyim diye giriyor. Ve bu itirafı yapıyor. Yani vicdanını konuşturuyor, kalbini konuşturuyor, aklımı dinlemeyin diyor. Ben aslında orada bir ateistim, bazı şeyler söylüyorum ama bunu dinlemeyin, gelin bunu dinleyin der gibi bir itiraf var yani. Benim gördüğüm o. Vicdanın zaten Arapça özünde vecede, cezbeden demek. Hmm. Gerçekleri, hakikatleri kendine çekiyor. Bu da aslında ne kadar aklen de küfür örtmek demek ya. Ne kadar örtmeye de çalışsa, yüzünü çevirse de ama onun vicdanı İslamiyet'in gerçek olduğunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara dünyada da ahirette de cennet hayatını getirdiğini aslında çok güzel ifade etmiş oluyor. Dünya kadar hakikat bunun içerisinden çıkar. Var ya şimdi mesela dayanacak bir şey olmadığını söylüyor. Yani ateist olmak kolay gözüküyor ama dayanacağınız bir şey, bir merci yok, bir kuvvet yok. Başını şey yapalım ama bak o iki cümlede duralım isterseniz. Bak şu iki cümle neyi ifade ediyor? İnançlı olmak gerçekten iyi bir şey aslında. Hani hep diyorlar ya ateist olmak hep kolayına kaçıyorsunuz. Aslında ateist olmak çok zor. Üzüldüğünüzde dayanacağınız hiçbir şey yok. Üzüldüğünüzde dayanacağınız hiçbir şey yok. Bir. İkincisi. Umut etmek istediğinizde ya bana bunu ver diyeceğiniz bir şey de yok. Bu bundan oldu. Umut ettiğinizde de umudunuzu karşılayacak olan hiçbir şey yok. Birisinin şey mi gibi Hakan abi nasıl oluyor? Birisinin noktayı istinat, birisinin noktayı istimdat diye ifade ettiğimiz kelimeler mi var yani? Nasıl bir ya bizim mayamızda bir defa acizlik var. O aciz olduğumuz için, düşmanlarımız da çok olduğu için her ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Her düşmanımızı da def edemiyoruz. Bizim gücümüzün üstünde bir güce ihtiyacımız var. Hem o ihtiyaçlarımızı bize versin hem de düşmanlarımızı def etsin. E inanan insan ne yapıyor? Ya Rabbi sana sığındım, bana yardım eyle, ikram eyle. Bu sıkıntımdan beni sen çıkartırsın Allah'ım. Sen büyüksün ya Rabbi dediği anda o yükü aslında dünya yükünü yere indiriyor, üstüne oturuyor, etrafı keyiflice seyrediyor. Aslında bu hanımefendi bunlar bir sembol. Sembol ne demek?
aslında arkasında bayrak gibi koca bir devleti, o devletin içindeki birçok hem böyle okulu var, askeri var, vatandaşı var. O bayrağın arkasında onlar gözüküyor. Bu hanımefendi diyor ki, üzüleceğinim zaman medet alacağınız birisi yok. Ya bunun içinde aslında ızdırap çıkıyor kadında. Ben bu acıyı çekiyorum. Ondan sonra bu sıkıntıyı yaşıyorum. Ama bu sıkıntıma karşı teselli bulacak kimsem yok. Yalnızım. Dayanağım yok. Bu cümleler mi bir sembol gibi oluyor? İtiraf ettiği cümleler. Yani arkası çok dolu. O kadar şeyler var ki o kadın bu ömrü boyunca çektiği bütün sıkıntıları yazsa tefsir esasında yine o dertlerini, tasalarını izah edemeyecek. Evet. Ama burada sembol olarak söylüyor. Bir daha o başa alır mısınız? Ne dedi? İnanmak gerçekten çok güzel bir şey. Cümle öyle başlıyor. Ben diyorum ki inançlı olmak gerçekten iyi bir şey aslında. Hani hep diyorlar ya ateist olmak hep kolayına kaçıyorsunuz. Aslında ateist olmak çok zor. Üzüldüğünüzde dayanacağınız hiçbir şey yok. Umut etmek istediğinizde ya bana bunu ver diyeceğiniz bir şey de yok. Şimdi üzüldüğü, hayatında üzüldüğü, hepimizin de üzüldüğü şeyler var. Hanımefendi bir ömrü boyunca o kadar çok şeye üzülmüş ki aslında onu bize itiraf ediyor. Ben çok üzgün birisiyim. Üzüldüğüm şeyler karşısında o yaralarıma karşı bir ilaç bulamadım. Evet. Bu yolda bulamadım. Umut ettiğim şeylerde onu bana verecek kimseyi bulamadım. İnsan umutsuz olur mu? Hayalsiz olur mu? Hedefsiz olur mu? Herkesin bir hayali, bir hedefi var, bir isteği var, arzusu var. Ama o isteklerini verecek birisini bulamamış. Bulamış. Düştüğü boşluğu düşünebiliyor musunuz? Karadeniz'in sularını dökün. Kupkuru Karadeniz'e siz hangi tankerle, hangi hortumla o Karadeniz'i doldurabilirsiniz? Şu hanımefendinin düştüğü şu boşluğu sen hangi yemekle, hangi gezmekle, hangi evle, hangi arabayla dolduramazsınız? Ve aslında o yolu seçmesinin arka planında ben özgürce nefsim ne istiyorsa en derinlemesine hayattan lezzet almak istiyorum duygusuyla aslında o yolu seçmiş. Ama seçtiği yoldaki düştüğü o müthiş boşluğu bu ifadelerle kullanıyor. Baştaki cümlede şey abi ya diyor ya bak bazen şöyle düşünüyorum inançlı olmak gerçekten çok güzel bir şey. Ya tabiri yerindeyse şöyle yani dünya bu ki bu kadın ateistlik derneğinin başkanlığını yapmış abi. Ateizm derneğini kuran kadın yani ateistliği hayatına gaye edinmiş bir kadın şunu diyor. Diyor ki inançlı olmak gerçekten güzel bir şey. Yani aslında cümlenin içerisinde şu var. Ya siz hayatınızdan lezzet almak mı istiyorsunuz? Ben alamıyorum. Siz hayatınızdaki yaptığınız her şeyden keyif mi almak istiyorsunuz? Ben alamıyorum. Bunun için inançlı olmak lazım. Yani tabir yerindeyse dünya hayatında saadet mi istiyorsunuz? Dünya hayatında mutlu yaşamak mı istiyorsunuz? İşte size yol. İnançlı olun. Ki onların da bütün gayeleri, bütün hedefleri ne abi? Dünya hayatında keyif almak, lezzetli hayat geçirmek, mutlu olmak değil mi? Ama diyor ki bakın bunun için inançlı olmak gerçekten güzel. Ya, ahireti bırak abi yani ahiretle ilgili bir mevzu konuşulmuyor. Kendi zaten dünya hayatında hani konum itibariyle bildiğim kadar çok da zor da bir insan yani sıkıntıyı kim çeker? Yani fakirlikten, ekonomik nedenlerden insanlar sıkıntı çekiyor ya kendisi onu da çeken birisi değil. Evet muhtemelen değil tabii muhtemelen. Yani o konumda dünyada maddi olarak sıkıntısı olmayan, ekonomik olarak bağımsızlığı olan, özgür olan bir insanın şikayeti evet. Aslında çektiği sıkıntı. Evet, çok dertli, belki çok Afrika'da çok fakir bir insan bunları dese dersin ya adam çok fakir, zor duruma düşmüş, cahil dersin ama bu öyle de birisi değil. Şimdi aslında. Burada şu çıkıyor Ferhat abi yani o senin bahsettiğin kısma geldiğimizde ya insan maddi itibariyle şu vücudunu ne kadar doyurursa doyursun, maddenin içerisinde tabir yerindeyse gark olsun, boğulsun. Yani paraya para demesin diye tabir kullanıyor ya. Böyle dahi olsa, en lüks semtte de yaşasa, en güzel villada da otursa, en güzel arabaya da binse. Ama mutluluk, saadet orada değil abi. Şurası Ferhat abi. Evet. Önemli olan şurayı doyurduğun andan itibaren Afrika'daki adam bakıyorsun o kadar güleç bir yüzlü, o kadar mutlu ki hayatın dersin ki hayatın saadetini bu yaşıyor. Ama diğer tarafta zahiren dış görünüş itibariyle bakıyorsun yok tabirlerindeyse onun hayatında her ateizm şey var. Maddeye bakıyor ama, ya tabii. Maddi olarak iyi durumda olan bir insan da hani karşılığını görüp mutlu olamıyorsa demek ki insanın mutluluğu maddede
Değil evet. Olduğu apaçık. Yani Afrikalı bir insan dediğin gibi şükredebiliyor, isyan etmiyor ama çok zengin, her şey yerine olan bir insan da nasıl bir hayat diye üzülebiliyorsa, sevincin, mutluluğun, huzurun kaynağı madde diyemiyor. Bu itiraftan o çıkmış oluyor zaten. Değil mi Mehmet abi? Bir tane insan cesetten ibaret değil. Yani cesetten yemeye, içmeye, lezzete ihtiyacı var. Onlarca öyle aslında da. Kalbin, ruhun, aklın, vicdanın, bunların da gıdası var. Ve onu bulamadığı zaman sadece maddesini güzelleştirmek bir fayda vermeyecek. Fayda lezzet vermeyecek. Aynen öyle. Ya 1 milyon sene dünya saltanatı verilse, sevdiklerine beraber hiç yaşlanmadan, hiçbir ekonomik problemin olmadan, hastalık, sıkıntı, meşakkat çekmeden, şu andaki sevdiklerini 1 milyon yılda yaşansa ama sonunda o güzel hayatın sönecek, bütün sevdiklerinden ayrılacaksın, bir daha onlarla görüşmeyeceksin, o hayal 1 milyon yıl sonraya gidiyor ve o güzelin dünyasının kapanmasına ve o hayatın sönmesini düşündüğü dakikada feryat ediyor. Ama insan ebedi hayat olsa, sevdikleriyle beraber olsa, ayrılmasa ama meşakkatli de olsa, ya diyorsun ben sevdiklerimle beraber olayım. Demek ki hayali 1 milyon yıllık dünya saltanatı doyuramıyor. Hayal dediğimiz o duygumuza illaki sonsuzluk, illaki sonsuzluk, illaki sonsuzluk diyor. Aslında hanımefendi onu da, o ızdırabını da burada ifade etmiş oluyor. Hani kim kendi uyanık vicdanını dinlese ebed sesini işitecektir dediği gibi, vicdan ebede namzet, ebedi istiyor. Fani onu doyuramıyor. İşte bir ateistin vicdanı da ebed diyor aslında. Kadın 3-5 tane hadisede boğulmuş. Mesela İslamiyet'le alakadar karşısında bir dindar birisi var. Ona soru soruyor. Soru sorduklarının tamamına baktığınızda belki cevabını bulamadığı ya da kafasına yatmayan mevzulardan dolayı İslamiyet'in tamamını inkar eder boyuta gelmiş. Hani İslamiyet'in hakikati aslında bir saraya benzer. Bu sarayın 100 tane kapısı var abi. Bir tane kapısı kapalı olsa, 99 kapısı açık olsa bu saraya girilir mi? Girilir. Girilir. Niye? Çünkü 99'u açık. Velev ki öyle değil. Tersini dahi desek de, dese ki 99'u kapalı ama bir tane kapısı açık. Gene girilir mi? Girilir. Bak görüyorsun, kapı açık, bak buradan girilebilir. Şimdi İslami hakikatler şöyle abi. Yani İslamiyet'in bütün hakikatleri bazen birisinin alemine açılmayabiliyor. Bazen araştırmıyor. Şimdi düşünsenize, İslamiyet'in hakikatleri de öyle, sen kafa vermezsen, araştırmasan, üstüne düşmesen, peşine düşmesen bazı meseleler sana açılmıyor ki. Ve şuna takılmış mesela. Ya İslamiyet'teki 4 evlilik kavramını benim aklıma yatmıyor diyor. Peygamber Efendimiz'in Hazreti Zeynep'le evlenmesi benim aklıma yatmıyor. Düşünsenize abi. Aklına yatmadığı birkaç hadiseden dolayı İslamiyet'in tamamını inkar eder boyuta gelmiş. Halbuki şöyle düşünse, dese ki ya benim aklım almıyor olabilir, bir araştırsam bunun mutlaka bir yolu var dese, peşine düşse o manalar açılacak. Ama böyle hani insanın bazen gözünün önüne bir küçük bir şey gelir, dağ gibi bir şey örter ya, İslamiyet'in hakikatlerinden anlamadığı bir iki mevzudan dolayı bir bütün İslami hakikatleri inkar etmiş. Dünyevi işlerde gidip işin ehline soruyoruz. Hasta olmasak doktora gidiyoruz, bina yapacaksak mühendise gidiyoruz. Konu din olunca nedense işte aklımızla anladığımız, bildiğimiz yarım yamalak şeyler yeter gibi hareket ediyoruz. Halbuki bu mesela Nihat abinin dediği şeye gidip sorsa, ya ben bu şeyi anlayamıyorum, yani nedir bunun iç yüzü dese, tatmin edici bir cevap da alsa belki o yola gitmeyecek. Yani Nihat abi bazen o cevabı almaya da biliyor. Doğru mu Hakan abi? Evet. Ya biz her şeyi bilmek zorunda değiliz ki yani. Ya şu anda siz matematik profesörü olmuş ama bazı soruları çözemiyor abi. Yani bu matematiğin hakikatsiz olduğuna deli midir? Adam biyolog ama biyolojiyle ilgili çözemediği dünya kadar hadise var. Çözmek mecburiyetinde mi? Burada ölçü şu. Yani ana kriterler, ana şeylere bakacak, burada bir hakikat var mı? Anlamadığı kısma da benim aklım şu anda yetmiyor. Ya dünyevi beşerim abi. Ben neyi çözebiliyorum ki şu anda? Bu akılla biz hayatımızı daha ifade ettiği gibi daha saadeti çözememişiz yani. Daha başımıza gelen sıkıntıları dev etmenin yolunu bulamamışız ki. Dünyaya gelişimizle ilgili olan bazı şeylerin kapısını aralamak elbette farklı mücadele ister. Bazen açılmayabilir. Açılmadığı noktada da bizim şeyimiz nedir abi? Ben şu anda bunu anlamıyorum. Mutlaka bunun bir kapısı vardır, mutlaka bunun bir anlaşılır boyutu vardır deyip orada İslamiyet teslimiyetten geliyor zaten. Evet, İslamiyet'in bütün hakikatleri akla uygundur, mantığa uygundur ama o mantık da mantık olacak, o akıl da akıl olacak, araştırma yapacak, üzerine düşecek yani. Böyle bir mana var sanki. O hani 99 kapısı kapalı dediniz ya sarayın, evet. Bir kapısı var. Diyor ya, o kapıdan içeri gir, diğerleri arkadan süngüyü açarsın. Evet. Hani bazı meseleler
imanın zaafından dolayı insanların kafası takılıyor. Ama öyle bir Allah'a inansa ki o Allah adil-i mutlaktır. O Allah ne yaparsa hikmetle yapar. Abes bir şey yapmaz. Allah'ın o azametini, adaletini, sonsuzluğunu anlayan bir insan, yani o kapıdan içeri girdikten sonra içeride arkadan sürgüyü açar, o kapıyı ondan sonra açabilir. Ve birçok insan daha Allah'ı anlamamış, şimdi dört evliliği soruyor. Allah'ı anlamamış, ahireti soruyor. Ya önce birçok insanın Allah'ı, imanını taklitten tahkike, tahkikten ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin dediğimiz o mertebelere çıkarttığı zaman birçok probleminin zaten çözüldüğünü görmüş olacak. Ya şimdi bazen aklıma şöyle geliyor. Diyelim benim dayım İstanbul'un zenginlerinden birisi ve kapısına kim geldiyse geri çevirmeyen ve bana da yeğeni olarak seni vekil kılıyorum, git etrafında kim fakir, kim fukara, kim ihtiyaç sahibi, kim okul okuyor da okuyamamış parasızlıktan, getir bana, ben onun misliyle hayatında ne lazımsa vereceğim diyen ve bunu ömrü boyunca ispat eden birisi. Ve ben şimdi fakir çocuğu, zeki bir çocuğu elinden tutsam, dayımın evine doğru giderken ya vermezse, ya şimdi ben rezil olursam bu çocuğa, ya şimdi gideceğim ama ya dayım bizi terslerse, şimdi böyle sorular neyden çıkar? O dayıyı tanımadığı için bu tarz sorular sorur. Ama dayıyı tanıdıysa kesinlikle kimseyi eli boş döndürmemiş. Çok merhametli, çok şefkatli ve vermekle bitmeyecek kadar çok büyük zenginliği olan birisi olduğundan dolayı ben o çocuğu alırım, göğsümü gere gere gider, onun ne ihtiyacı varsa ihtiyacından kat kat fazlasını alır, geri gelirim. Bak, o mutmain olursun. O mutmain olmak için o dayıyı tanımak lazım. Böyle aslında ateistlerle bu tarz şüphesi olan ya da kendisi kafasına bir şeyler takılan insanların önce öğrenmesi gereken Allah'ın varlığını ve birliğini dört yolla önce bilecek. Bir, kainat kitabıyla. İki, Kur'an-ı Kerim'in ve tefsirin hakikatleriyle. Üç, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle. Dört, vicdanıyla. Bu dört yolla önce Allah'a gözüyle görüyor gibi tahkiki iman ettikten sonra zaten bakacak ki kafasındaki birçok problemler çözülecek ve mutmain olacak, mutlu olacak. Bu gözle bakınca İslamiyet teslimiyet dedi ya Nihat abi, yani körü körüne bir teslimiyet değil. Biz Rabbimizi tanıdığımız için, bildiğimiz için derecemize göre öyle merhamet sahibi, adalet sahibi bir zat. Bizim de anlamadığımız bir konuda öyle değildir onun iç yüzü diyebiliyoruz. Veya başka bir kişiye de bu mesele böyle dediğiniz gibi değildir diyebiliyoruz. Yani bu körü körüne bir teslimiyetten değil, kaynaklanmıyor. Değil. Allah'ı tanımaktan gelen bir teslimiyet. Doğru. Yani bu gözle bakınca örneğe. Şeyin sorduğu neden iman etmedi? Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 50 yaşında. Ve doğduğu günden beri onu kendi evlatlarından daha fazla koruyan Ebu Talib. Ne yaptı Ebu Talib? Son nefesini verirken iman et dediler. Ya Mekke'nin kadınları yeğeninin dinine mi girdi derler dedi. Nedi? Utandı. Ondan sonra ya işte dedelerinin dinini mi değiştirdi? Asabiyeti kavmiye. Ben böyle inan, böyle gelmişim, böyle olacağım. Şimdi bir şeyle meşhur olmuş bir insan. Şimdi geri dönse o cenahtaki herkes ona negatif, değil mi, oklar atacak. Hem o okların kendisine gelmesi onu biraz ezer, üzer biraz. Ondan sonra hakikati bilse de yapmak istese ama dış baskı var ya, o kadar acı bir şey ki o dış baskı. O dışarının baskısından kurtulamadığı için maalesef o yanlışlığın, o acının içinde boğuşup duruyor. Ama vicdanı ne yaparsa yapsın, örtmeye de kalksa yine 30 saniyede, 40 saniyede hakikati dışarı çıkarttı aslında. Şey de var değil mi abi? Yani iman hakikatlerinin insanın iç alemine açılması bazen olur ki senin kalbini, aklını ona açmanla oluyor ya. Şimdi sen Allah'a iman etmek istemiyor düşüncesiyle İslamiyet'i araştırırsan bu sefer hakikat senin kalbine açılmıyor ki. Yani senin önce bir kalbini açman lazım. Yani tabir yerindeyse şöyle biraz açayım. Ya ben dünyaya gelmiş olan bir fert olarak burada yaşıyorum. Bu ölüm beni mutlaka buluyor. Fakat bir din var.
Çıkmış bir peygamber var. Hayatı boyunca hiç yalan söylememiş bir peygamber var. Diyor ki bakın hayatınızı şöyle şöyle yaparsanız vefat edip ölüp gittikten sonra ebedi olarak bir saadete gideceksiniz. Ya insan şunu düşünür. Ya ne olursa olsun ya bu ihtimal doğruysa deyip kalbini açsa azıcık bu hakikatin peşine düşse hakikat onun kalbine açılıyor. Ama öyle değil. Girdiği andan itibaren bu manaları duyduğu andan itibaren düşüncesi şu. Ya öyle bir saçmalık mı olur? Tenkit nazarıyla baktığı andan itibaren hakikatler de onun alemine açılmıyor. Hani bir cümle var ya, iman kulun cüz-i ihtiyarisinin sarfından sonra Cenab-ı Hakk'ın onun kalbine ilka ettiği bir nurdur. Önce cüz-i ihtiyarımızı kullanacağız, yani irademizi kullanacağız. Madem böyle bir hakikat var, ben kabre gideceğim ama birisi var. Şu anda arkasında 3 milyar insanın gittiği, hayatı boyunca hiç yalan söylemeyen, düşmanlarının kendisine Muhammed'in emin dediği birisi çıkmış diyor ki ey insanlar hayatınızı istikametle devam ettirirseniz, Allah'a iman ederseniz, namaz kılarsanız, yalan söylemezseniz ilahir bunları yaparsanız sizi ebedi saadet bekliyor. Ne demek ebedi saadet? Sonsuz saadet. Bitmeyen, tükenmeyen bir saadet. Dünya hayatındaki saadetle mukayese edildiğinde bu dünyanın 1000 sene mesudane mutlu hayatı oranın 1 saatine mukabele gelmeyen bir saadet. Ya insanın aklına şöyle gelmez mi? Ya doğruysa bunun peşine gideyim diye hiç mi araştırma ihtiyacı hissetmez? Ben olsam ben buna lakayt kalmam yani. Bu habere lakayt kalmak doğru değildir ki. En azından araştırmak için insanın azıcık dahi olsa kalbini açması icap eder yani. Şöyle zamanın özellikle insanları o kadar çok meşgul eden şeyler var ki abi işte televizyondur, sosyal medyadır, iştir, çok para kazanmadır, ekonomik krizdir. O kadar çok meşgul oluyoruz ki biz inandık dediğimiz insanlar bile vazifemizden geri kalıyoruz. Evet. Bir de ateist bir insan düşün. Zaten Allah yok, ahiret yok. O kadar çok meşgul edecek şey var ki. Hani Allah'ı ahiret inanmam diye düşünmüyor. O mesela üzüldüğü, hüzünlendiği şeyler de var ya. Hep geçiştiriyor aslında. Uh-huh. Ama diyor hani bir yerde de hissedeceği zaman diyor. Ölüm yaklaştığı zaman hisseder. Evet. Eyvah. Ya yaşlandığı zaman... Veya bazen musibet diyoruz. Başa musibet geldiği zaman Allah o kişiyi aslında kurtarmak istiyor. Başına bir kaza geçiyor, ölümü tattırıyor gibi. Bir trafik kazasından kolu kırarak kurtuluyor ama Allah'a bak hatırlıyor orada. Hmm. İnanmak hissiyatı orada geliyor. Hmm. Hatta böyle bir kere Kadıköy'de camideydim. 70 yaşlarında takım elbiseli, kravatlı beyefendi biri geldi. Orada kitap falan satıyorlar, Kur'an satıyorlar. İçim sıkılıyor dedi. Ne yapmam lazım? Bana bir şey söyleyin dedi. Adam durdu şaşırdı şimdi. 70 yaşında adam ne desin? Biraz da genç birisi. Ya baktı burada cevşen var. İstersen bunu tak dedi. O da aldı gitti. Arıyor. Bir arayışın içerisinde yani. Yaşlanmış ya. Ölüm o anda aklına gelmiş. Ne yapmam lazım diye gelmiş orada soruyor. Ama halbuki belki de kendisi çok eğitimli bir insan. Bugüne kadar abimizin dediği gibi ehli olana gidip sorsana, danışsana. Ama niye insanlar... Erteliyor. Biz de erteliyoruz. Namaz vakti geliyor, erteliyoruz. Oruç geliyor, erteliyoruz. Sonra kadar inançlı olarak biz bunu yapıyorsak, yani inançsız bir ateist bir de hiçbir ekonomik sıkıntısı yok, sağlığı yerinde. Acaba onun ertelememesi ne kadar anormal olur? Bir alışveriş merkezinde çocuklarını kaybeden 4-5 anne ve babanın videosunu çekmişler. Yani bir şey değil, bir film değil. Kamerasından çocuk bir anda kayboluyor. Annesi bir dönüyor ki çocuk yok. O anne öyle bir feryat ediyor ki çocuğu için oraya koşuyor, buraya koşuyor. Sonra yine bir tane baba yürüyen merdivende bir bakıyor çocuğu yok. Ortalığı alt üst ediyor. Öyle bağırıyor ki şimdi o çocuğunu kaybedip feryat eden o insana birisi çıkıp dese ki evladını sana bulmanın bir yolu var. Göstereyim mi? O insan hayır bana gösterme, ben evladımı kaybetme acısını yaşamak istiyorum der mi ya? Ya da evladını ben sana gösterebilirim, onun nereye gittiğini biliyorum, kardeş nerede ne olur söyle, elin ayağını öpeyim demez mi? Ve o evladına onu buluşturanın ona minnettar olup onu sevmez mi, onu kucaklamaz mı? Ya bizim başta kendi hayatımız avucumuzdaki sabun gibi kayıp gidiyor. Bir baktık yaşlarımız nereye geldi? Birçok sevdiklerimiz öldü gitti. Annesi ölen, evladı ölen, kardeşi ölen, eşi ölen o kadar çok insan var ki. Ve onları düşündüğünde ızdırabından böyle ağzından ateş çıkan, özlüyorum diyen o kadar insan var ve bir zat çıkmış. O zamanda bile sadece yüzünü görmekle bu yüzde yalan yok dedikleri.
kokusunun dahi yollarda hala izinin olduğu ve dostu da düşmanı da emin bir insandı, çok iyi bir insandı dediği bizzat çıkmış, diyor ki kaybettiğiniz ne varsa hepsiyle tekrardan görüşmenin bir yolu var diyor. Ya bu haber karşısında insan yerinden zıplayıp sevincinden lütfen o yolu bana göster demesi her vicdan sahibinin, her aklı selimin yapması gereken bir yol. Ama bunu, bu yolu yapmayıp da hala o feryat eden o insanın yolunu seçiyorsa, burada işte Ebu Cehil'e Hazreti Ali demiş ki hakikaten inanmıyor musun sen ya? Bazen hani insanların içini dışarı böyle makyajsız, gösterisiz söyler ya, içini dışarı çıkarır. Ya demiş, ben onun çocukluğunu biliyorum. Onun peygamber olduğunu da biliyorum. Ama o bir çobandı. Ben ise Mekke'nin asilzadesiyim. Neden bana vermedi de ona verdi diye. Peygamberlik değil mi? Peygamberlik niye ona? O peygamberlik neden ona verdi de bana vermedi diye onun için ona düşman oluyor. Evet. İşte insanlar bir sineğin kanadı gözünün üstüne koyduğunda karşıdaki koca dağı göremez ya. Acaba ben neden Allah'a inanamıyorum? Beni tutan şey ne? Acaba müptela olduğum bir günah mı var? Onu bırakamıyorum. Acaba işte bir şeye inat mı ediyorum? Ne var? Ya da çevremdeki insanlar ya işte Müslüman oldu diye bana yüklenecekler mi? Ya başını örttü diye bana yüklenecekler mi? Acaba çevre baskısı mı bunu bana yapıyor diye önce o yıkılan tuğlalarını keşfetmesi lazım ve birisinin önüne gelip ne olur şu boşluk olan yerimi doldurur musun diye insafla oturursa her ne soru sorarsa cevabını verir. Çünkü Allah Samet'tir. Kimin ne ihtiyacı varsa verir. Siz öyle bahsedince Hakan abi, Doktor Rauf komünistlik döneminde Rusya'da yaşamış ya, Türkiye'ye gelip bunu anlatmıştı. Siz imansızlığın elemini hissedemezsiniz demişti. Benim evladımı kaybettiğim zamandaki acıyı siz kesinlikle hissedemezsiniz. Çünkü siz ne kadar imanınız zayıf olsa da Müslüman bir memlekette yaşıyorsunuz. Azıcık da olsa ahirete imanınız var. Hatta şey demişti abi, ahiretin varlığıyla ilgili bir kitap vermişler. Cehennemin ispatıyla ilgili sözlerden bir yer okumuş. Cehennemin varlığıyla ilgili, yani ben de diyor ki o gece uyuyamadım. Kitabı kafama koydum, tepeme koydum. Telefon açtım. Ona vesile olan Ali İhsan abiye telefon açmış. Kitap tepesinde. İhsan, İhsan. Bu dünyanın ahiri olsun ama yeter ki cehennem dahi olsa buna razıyım. Yeter ki devamı olsun ahiri. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz kısmı abi, biz değil demek ki ateist olanlar, Allah'a iman etmeyenler, ahiretin varlığına iman etmeyenler çok net bir şekilde onları vicdanlarda hissediyorlar. Birincisi o aklıma geldi siz bahsedince. İkincisi de şöyle bir mana oluyor abi. Yani sanki böyle Müslüman olunca ya da iman edince dünyanın bütün lezzetlerini bırakıyorsun. Bütün yemekler, içmeler, gezmeler, tozmalar tamamını bırakıyorsun. Böyle dar bir dairede İslamiyet'i yaşıyorsun. Tabiri yerindeyse dünya namına hiçbir lezzet yok. İşte namaz var, kulluk var, ibadet var, hac var, zekat var, böyle bir de sorumluluk var gibi anlaşılıyor ya. Halbuki yani İslamiyet'in bu manada insana yüklemiş olduğu şeylerin hiçbirisi dünya hayatını bıraktırmıyor ki. Ya dünyada da lezzetle hayatını devam edebilirsin yani. İstediğin şeylerden birkaç tanesi haram olarak karşına çıkıyor. İçmelerden birkaç tanesi haram olarak çıkıyor. O da imtihan icabı olarak öyle duruyor. Yoksa bir Müslüman dünyada da hayatını yaşıyor aslında. Ve hem vicdanen daha rahat bir hayat yaşıyor, hem de maddeten daha rahat bir hayat yaşıyor. Yani bakış açısı şöyle olunca bu sefer İslamiyet'e girmekle zorlanıyor. Ya ben Müslüman olursam, ya ben iman edersem dünya lezzetlerinin namına hiçbir şey tatmayacağım ki. Ya tabii ne dese dünyamı feda edeceğim gibi bir mana var. Böyle bir anlayış yok yani. Dolayısıyla bu yani, öyle oluyor. Onların dünyası hani o az önce saydığın işte basitçe yemek, içmek, dünya bitti. Evet. Yani insan bu kadar basit mi, sadece bunlara, bu lezzetlere sığacak kadar basit mi? Değil, ama onları yapamadık diye biz kötü oluyoruz. Aslında onlar sadece onlardan lezzet alabildikleri için onlar kötü durumda. Biz daha fazlasından lezzet alabiliyoruz. Aynen öyle abi ya. Onu bırakmak bize azap değilken, bir Müslüman azap değil ki, tam tersi. Lezzet aslında. Ferit abi, bıraktığı şey ne yani? Yemek içmelerden yani. Bir Müslümanı terk ettiğin şey ne aslında? Yani hani net olarak söylemek icap ederse, hangi meşrubat haram? Alkol varsa. Alkol varsa haram. Onun haricindekilerin hiçbirisinde haramlık var mı? Et olarak yediğimiz hangi etler haram?
Domuz etinin haricindekilerin tamamı neredeyse, doğru mu abi? Yani onu da gidip kurban yemezsen o herif bir şey de. Yani diğer bütün etler helal. Yemeği kendi içinde eğlenebiliyorsun, kendi içinde oynayabiliyorsun. Bu manada insanı kısıtlayan bir şey yok. Yani bunu da müzakere etmek lazım. Bazen böyle bir açıyla da Müslümanlara bakılıyor ya. Kardeşim sen hayatı yaşamıyorsun ya. Biz bu dünyaya geldik, hayatımızı, biz hayatı yaşayacağız yani. Müslüman sanki hayatı yaşamıyor. Kapanmış bir yere her şeyini feda etmiş gibi bir mana anlaşılmasın. Şurada bir yer var abi, onu da okuyayım. Ondan sonra videonun ikinci kısmına geçelim mi? Onun üzerinde biraz durup ondan sonra videomuzu tamamlamış olalım. Şöyle bir yer geçiyor Mesnevi Nuri'de, diyor ki evet diyor, her şeyi hikmet ve intizam ile işleyen bir saniye hakime, bir yaratıcıya itikat etmezse, intizamla, hikmetle kainatı idare eden bir saniye hakime itikat etmezse, iman etmezse, alel amya yani körü körüne, kör tesadüflere havale ederse ve o beliyata karşı hayatında maruz kaldığı bazı belalar var mı? Var. Onlara karşı elindeki kudretin ademi kifayetini düşünse, dünya kadar musibete, belalara düşüyor ama benim elimde hiçbir şey yok, bu belalara mukabele edecek hiçbir şeyim yok diye düşünse, ister istemez, bakın abi acayip yani, o itirafın içerisinde bu var. İster istemez tevahuş, dehşet, telaş ve haftan, korkudan mürekkep bir haleti cehennem numun, yani cehennem gibi bir halet ve ciğer şikafe, ciğer parçalayan bir hale düşecektir. Tam itiraf mı? Uyuyor. Aynı itiraf. Yani cehennem haleti gibi bir haleti yaşar. Ney? Saniye itikad etmezse ve başındaki belalara, yani Allah'a, yaratıcı iman etmeyen ve belalara maruz kaldığında elindeki kudretin, elindeki imkanların yetmediğini düşünen bir adam cehennem gibi bir halet yaşar ki o hanımefendinin itirafı tamamen bu cümleden, bu cümlenin de tabir yerindeyse bir izahı gibi olmuş oluyor. Şimdi şeyin ikinci bölümünü izleyelim mi? Bakalım. Şimdi, cehennem gibi deyince, yani o hanımefendi eğer mutlu olsaydı İslamiyet'in, inancın güzelliğini değil, ateistliğin, çok ben hayatımda mutluyum, sakın ateistlikten bir dakika dahi uzak durmayı, çok güzel, harika bir şey bu, bir daha dünyaya gelsem yine ateist olurdum gibi, haşa, öyle şeyler söylemesi gerekirken... Aslında bak, acayip, ne yaptı? Değil ya? Demek ki ateistlik ya da İslamiyet'in dışında olan hangi inanç, hangi fikir varsa hepsi yanlıştır aslında. Bunu bir Müslümanın söylemesiyle, bunu dava edinmiş ve bu derneğin başkanlığını yapmış bir insanın söylemesinin arasında dağlar kadar fark var. O hissetmiş abi, o yaşıyor. Yaşıyor. Yaşıyor çünkü. Onlar mutlu değil, olamazsınız zaten. Şimdi bu diğer kısmı da şöyle alayım. Üzüldüğünüzde dayanacağınız hiçbir şey yok. Umut etmek istediğinizde ya bana bunu ver diyeceğiniz bir şey de yok. Bu bundan oldu ya, hayırlısı buymuş diyeceğiniz bir şey de yok. Veya ya bak bunu yaptı ama öbür dünyada bunu çekecek de diyemiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ya yaptı, yanına kalacak yani, lanet olsun. Çünkü adam onunla birlikte ya da kadın ya da her kimse onunla birlikte ölecek ve gidecek, toprak olacak. Bu çok zor bir şey. Yani bunu kabul etmek, delirmemek imkansız gibi yani. Bunu kabul etmek, delirmemek imkansız gibi bir şey. Aklıma hemen şey geliyor abi. Yani ben bir giriş yapayım, devamlı siz getirin abi. Mesela şu anda İsrail, değil mi? Filistin'deki bu kadar çocukları, bu kadar hastaları, ihtiyarları, yaşlıyı, genci demeden hepsini bomba ateşine tutuyor mu abi? Şimdi gidin o Filistin'de çocuğunu kaybetmiş olan bir anneye, o zalim olan İsrail'in bu manada vefat edip toprak olup gideceğini, kendisiyle eşit bir şekilde öleceğini söyleyin. Ya nasıl bir vicdan bunu kabul edebilir, değil mi? Ya nasıl olabilir? Ya da başka bir şey. Yani düşünseniz abi, birisi gelmiş sizin akrabalarınızdan birisini ve öldürmüş, bir çocuğunuzu öldürmüş ve mahkeme kuruluyor. Hakim diyor ki beraat diyor. Öldürmüş adamı beraat etti. Şimdi çocuğunu vefat etmiş olan bir adam ancak bunu anlar. Doğru mu abi? O beraat etmenin ona verdiği ızdırap. Bu mu der ya? Devlet bu mu der ya? Ben bu devleti tanımıyorum diyecek. Doğru mu abi? Ben böyle bir yönetim kabul etmiyorum diyecek. Çünkü şu vicdan ona tahammül asla edemez. Şimdi düşünseniz abi, kadının itirafına bak. Diyor ki ya haksızlığa uğramışsınız. Zalim birisi gelmiş elinizdekini, avucunuzdakini almış. Yani akrabanızdan birisine haksızlık yapmış. Ondan sonra birisini öldürmüş. Sonra sen ve o vefat ediyorsunuz. Eşit bir şekilde gidiyorsunuz. Tabiri yerindeyse zalim izzetinde, mazlum zilletinde ölüp toprak olup gidiyorlar. Bu nasıl bir şey? Ya bu aslında şu, değil mi abi? Ya bunların eşitleneceği, zalimin o cezasını çekeceği ya da onun elindeki mükafatı neyse alınıp mazluma teslim edileceği bir mahkemenin mutlaka ama mutlaka varlığı olması lazım ki dünyada dahi o ne etmiş olsun abi?
rahat etsin. Yoksa mümkün değil. Bu manadaki bir beyan şey, onun ifadesi. Tersten baksak yani şu an Filistin'deki hayatta kalanların hali nasıl inançlı oldukları için. Biliyorlar ki Allah bu hadiseleri görüyor. Zulmedenlere de karşılığını verecek. Dünyada biz şu an bir şey yapamasak da diye bakıyorlar. Yani şu an onların metin halleri yıkılmamaları neden? İnançlarında. Çok güzel. Yani aynı manada güzel. Tersten evet, baktığımızda evet. İmanları onlara o teselliyi veriyor. Yüzünde gülücüklere baksana abi adam nasıl gülüyor yani. Yani kafasında silah dayamış, öldürecek adam gülüyor yani. O da ona ayrı bir şey ondan önce ne dedi? Bazı şeyler oluyor dedi. Hani istersin, değil mi? Sebepleri bir araya getirirsin ama sebepler o neticeyi çıkartmadığı için. Diyelim çok iyi ders çalışırsın, harika çalışırsın, sürekli diyelim full net yaparsın. Tam imtihana girdiğinde tansiyonun bir çıkar, seni ambulansla hastaneye götürürler. Gelene kadar sınav biter. Normalde senin birinci olman gerekirken Müslüman ne der? Ya demek ki var bunda bir hayır. Bir dahaki sene girelim. Belki işte kazansak, birinci olsak başımıza başka şeyler gelir. Vardır bir hayır diyemiyorsun diyor. Çünkü hayatında o kadar çok şey isteyip de olmuyor ki. Aslında onu da söylüyor bak. Tabii ya. Çok şeyleri aslında oluşması gerekirken oluşmadı. Niye oluşmuyor diye kendini yedi bitirdi. Hayırlısı da olsun diyemediği için şeylerin içinde, kıyma makinesinin içinde aslında ezile ezile o sıkıntıyı yaşamış. Hani cevizi böyle kırarsın ya o elindeki şeyle çatır çatır eder böyle. İşte aslında hadiseler onu o kadar ezmiş ki, o kadar acı çekmiş ki acısını orada ifade ediyor. Ya şu kelime bile var ya hayırlısı olsun demek bile dünyada saadete tek başına kafi bir şey değil mi? Yeah. Başına bir şey mi geldi? İstediğin mi olmadı? Hayırlısı olsun. Buna kadar güzel bir nimetmiş değil mi? Ya ne olur? Hayırlısı olsun ya. Olmadı ya. Önemli değil ya. Ahirette olur. Sonra olur. Önemli değil. Beni benden daha iyi bilen bir Rabbim var demek bile ya, iman noktasında değil. Dünya saadeti noktasında dahi tek başına kafi olan bir cümleymiş. Bazen olmaması hayırdır diyoruz ya. Şer gördüğünüzde değil mi? Güzellik vardır. Güzel gördüğünüzde şer vardır. Şimdi ya bir ateiste arabanın olmaması, evinin olmaması, çocuğunun olmaması, mutlu olmama, sağlıklı olmamanın içinde bir mutluluğu mümkün değil bulamaz ya. Hepsi elem ya. Hepsi elem. Ya. Ve her ateistin illa arabası mı var? Her ateistin illa evi mi var? Her ateistin illa çocukları mı oluyor? Bir de çalışmışsa çırpınmışsa. Yani elinden alıp çaldılar götürdü, dolandırdılarsa. Ne yapacaksın? İşte daha aslında cehenneme gitmeden dünyada cehennemi yaşamak çok demektir. O zaman ne zorunuz var ki o yolda gidiyorsunuz? Selametli, huzurlu, güvenli olan İslamiyet'e gir ve kurtul. Elhamdülillah. Son manaları ben de kitabı olsun diye aklıma gelmişti yine Mesnevi'de. Hatta cehennemi cismani, yani ahiretteki cismani cehennem, arif olan mümin için, bir mümin hasbelkader diyelim ki cehenneme gitti, günahları fazlaydı. Ama o cehennem, asiye kafirin, dünyada isyan etmiş bir kafirin veya bir ateistin, cehennemi manevisine nispeten, dünyada çektiği manevi cehenneme nispeten cennet gibidir. Evet. Ahiretteki cehennem bir mümin hasbelkader oraya da gitse ama bir inançsızın bu dünyadaki manevi cehennem şu konuşulan içinde bulunduğu cehennem ve kıyaslayınca cennet gibi kalır diyor. Evet. Çok acayip bir şey. Evet. Cennet gibi kalır ona nispeten. Bir de Akın abinin söylediği o cümleyi ben okuyayım diye arzu etmiştim. İşte bedbaht ehli dalalet, dalalet ehli. Bak dalalet yolu ne kadar karanlıklı ve elemli. Ne zorun var ki oradan gidiyoruz. Hem bak iman ve tevhid yolu ne kadar kolay ve safalı. Oraya gir kurtul. Maşallah çok güzel. Madem kitabı olmaya başladık abi şöyle bir cümle de var. Diyor ki akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü daima açıktır. Akıl gözünü kapasa da hanımefendi aslında akıl gözünü kapatmış ama vicdanı diyor ki sen ne kadar kapatırsan kapat ben o hakikati söyleyeceğim deyip vicdanını konuşturmuş. Yukarı başka bir cümle diyor ki akıl tatili eşkal etse de nazarını ihmal etse vicdan sahneyi unutmaz, unutamaz. Kendi nefsini inkar etse de onu görür, onu düşünür, ona müteveccihtir. Yani aklen Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla ilgili hiçbir delil duymamış, görmemiş, anlamamış da olsa şu vicdan var ya diyor ki ya vicdanen varlığını bildiğim ama aklen idrak etmediğim çok şey var diyor. Yani mesela sevgi düşünseniz abi sevginin aklen ne delili olabilir ki? Üzüntünün aklen ne delili olabilir ki?
şefkat etmenin akla ne delili olabilir ki? Ama ona sorsanız sende şefkat var mı? Vicdanına sorsa, evet vicdanen bilir ki bende şefkat var. Vicdanen bilir ki bende sevgi var. Vicdanen bilir ki bende üzüntü var. Ama laboratuvar ortamına koysanız bir adamı, azalarını kesseniz koysanız acaba bu vicdan onun neresinde? Acaba kalbinde mi, aklında mı? Laboratuvar ortamı sana çıkarıp bir şey verir mi abi? Evet. Vermez. Ama o kadın asla ve asla dünya karşısında dikilse de dese ki sende vicdan, sende sevgi yoktur dese olmaz, olur mu ya? Ben onu hissediyorum. O burada. Üzüntü bende var deyip onu asla, vicdan da böyle bir şey abi. Asla inkar etmez. Vicdan da böyle bir şey. Akıl tatili eşgal etti. Anlamıyor. Ya ben sizin getirdiğiniz delillere inanmıyorum dese de o vicdan diyor ki sen kendini kandırıyorsun. Hele hele şu vicdandan müracaat et. Bu kainatı çeviren birisi var. Bu kainattaki intizam ve düzenin arkasında ilim sahibi, kudret sahibi birisi var. Öyle inanmıyorum demekle de kurtulamazsın diyor. Bir de hakikatları idrak etmenin bir yolu ölümü düşünmektir. Ölüm laboratuvar gibi neyin doğru, neyin yanlış olduğunu apaçık gösteren bir şeydir. Ölüm. Şimdi bir ateist de olsa insan, dindar da olsa ölecek mi? Ölecek. Ya bir parça düşünse, beni bütün sevdiklerimden ayırıp, ondan sonra güzel dünyamdan koparıp, o zevkle bindiğim arabamdan beni çıkartıp, her tarafını böyle süslediğim püslediğim evimden, paralarımdan beni sıyırıp daracık toprağın içine koyacaklar. Ben orada başıma ne gelecek? Şimdi makyajlı olmaya çok alışmışız ya, yani rol yapmaya. İnsanlar içinde gerçek kimliğimizi örtmeye çok alışmışız ya maalesef bu zamanda. Herkes mutlu, zengin, işte böyle popüler gözükmeye çalışıyor ya. Ama başını yastığa koyduğu zaman mutlu olmadığını herkes kendisi biliyor. Popüler olmadığını herkes çok iyi biliyor. Burada bir parça başını yastığa koyduğunda bir ateist, bir inançsız düşünmesi lazım. Ya bu Müslümanların dediği gibi öldükten sonra bir hayat varsa ve orada ben inanmadım diye ebedi bir ateşte yanacaksam, bu güzelim dünyada gördüğüm bu lezzetleri kaybedeceksem ben ne yaparım? Ya bir parça bunu düşünsen. Az önce söylediğimiz gibi alışveriş merkezinde çocuğunu kaybedip feryat eden bir insan, o çocuğu kaybetmek insana nasıl feryat ettiriyorsa, benim de annemi, babamı, kardeşimi, ailemi kaybetmek feryat ettiriyor. Ve onları kaybetmek feryat ettiriyor ya, kendimi kaybetmek bin kat daha fazla feryat ettirmiyor mu? Kim ölmek istiyor? Kim yaşlanmak istiyor? Kim hastalanmak istiyor? Hiçbirimiz. O zaman ne istiyoruz? Devamlılık istiyoruz. Süreklilik istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Aynen. İşte ne istiyoruz? Sonsuzluk. Bizi sonsuzluğu verecek zat sonsuzluk duygusunu da bize vermiş zaten. Sadece o duyguyu dinle, kendini tanı, kendini dinle. Sen zaten hakikati göreceksin. O gafletten kurtulacaksın. Bu acılardan kurtulacaksın. Bu mutsuzluktan kurtulacaksın. Izdıraptan kurtulup daha cennete gitmeden cennet hayatını dünyada yaşamaya başlayacağız. Yani sizin dediğinizden sonra aklıma şey geldi abi, şu vecize geldi. Eğer vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi. Vecizesi aklıma geldi. Yani madem içimizde ebedi yaşamak duygusu var, madem ebed diye sonsuzluğu istiyoruz, öylesi ebedi hayat vardır. Nasıl ki Cenab-ı Hak bize bak, bu gözleri verdiği gibi, bu gözün karşılığı olan güneşi yaratmış, kainattaki bütün güzellikleri yaratmış, kulağı verdiği gibi kulak için sesler alemini yaratmış, mideyi verdiği gibi bu midenin karşılığı olan bütün yeryüzünü bir sofra olarak önümüze sermiş. Öyleyse bizim içimizdeki bu ebed duygusunun da mutlaka ama mutlaka bir karşılığı vardır. O da ya cennet ya cehennem olan ahiret hayatıdır. Evet, programımızı burada bitiriyoruz. Söylemek istediğiniz başka manalar yoksa abi, inşallah Cenab-ı Hak devamını bize getirtirir. İnşallah. İnşallah. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.